Herkese merhaba. Ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu herhalde kaç aydır söylemiyorum. Çok heyecanlıyım. Sanki ilk videomu çekmişim gibi heyecanlıyım. Ama bu video diğerlerinden daha özel. Çünkü 1001 abone için özel video çektim. Özel video çekiyorum daha doğrusu. Dün 1000 kişi olmuştuk. Bugün 1000 kişi olduk. İnanılmaz heyecanlıyım ya. Son zamanlarda video çekmediğimin de zaten farkına varmışsınızdır. Bunun için özür diliyorum. Abonelikleri çekebilirsiniz. Bizim bir seneden beri, yani bir senede 1000 abone olma gibi bir hedefimiz vardı. Belki bazılarınız da çok düşük geliyor olabilir ama aslında bize sadece sayıdan ibaret değil, bir kişi bile, bir abone bile aslında bizim için bir insan demek. O yüzden şu anda 1000 kişinin beni izliyor oluşunu düşündüğüm zaman bence çok büyük bir rakam. Bu video içinde sizden gelenleri cevaplamak istedim. Yani amacımızı ulaştık, kanalı kapatıyoruz. Dükkanı kapatıyoruz. Evet, bu videodan sonra dükkanı kapatıyoruz. Sizlerden gelenlerden bahsetmek istedim. Cosgap videolarını çektiğimizden beridir ya da diğer eğlenceli video içeriklerimizden beridir. Aşağıya pek çok yorum yazdınız. Anlatım bozukluğunun dibine vurmuş durumdayım şu anda. Seni annem ya. Çok fazla yorum yazdınız, çok fazla mail attınız. Sizden gelenlerden bahsetmek istiyorum. Hemen videoya geçeyim. Şimdi Yusuf Bey'in videolarının altına neler yazılmış, ona bakalım birazcık. Oymak Bey gibi ya. Birisi demiş ki, Kamil 35, kardeş senin Cosgap'ten para alman için bıyıklarla katılman yeterli. Yani bu bıyık olayı övgüye de gidiyor, gömmeye de gidiyor, başka yere de gidiyor. Bu videodan sonra bıyık bakımı ile ilgili videoyu kanalımızda görebilirsiniz. OST diye gireceğim şimdi. Efendim? OST miydi? Bıyık bakım serumu. OST. Bıyık serumu. Evet. Evet. Burada reklamımızı yaptık. IBAN numarasını veriyorum. Daha sonra birisi demiş ki Şeli'yi çok beğendim. Çok teşekkür ederiz. O videodan sonra evet. Daha sonrasında da birisi demiş ki merhaba, bu güzel ve detaylı bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben sıfırdan dükkan açmak istiyorum. Medikal gaz ürünlerini satmak istiyorum. Oksijen, argon, karbondioksit gazları acaba yardımcı olurlar mı? Ya biz bu konuda pek bilir kişi değiliz. O yüzden çok farklı bir yere yazmanız gerekiyor bunun için. Allah olsun, sizler. Amin. Başka? Birisi de demiş ki, bence biz bu yorumdan etkilenip koymamışız. Soldaki oyuncak olmamış. Bence kaldırın. Çünkü kamera tam olarak size odaklanamıyor. Ve size odaklandığı için bulanık, birazcık da göz yorucu oluyor. Sadece tavsiye, iyi çalışmalar. Herhalde biz bu yorumu gale almışız. O yüzden yazmamışız. Bir kişi de demiş ki, ha 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 ha. 0.37 ülkemiz girişmeye yatkın bir top. Şu an seyirciler seni anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. 0.37 ne demek? Saniyede, yani 0.37. saniyede. Ama Yusuf'un söyledi. Ben onu bilerek söyledim. Girişiyoruz. İş olsun, aşk olsun, meşru, her şeye girişiyoruz. Girişim var yani. Her konuda. Birisi demiş ki, merhaba, tavuk çiftliği kurmak istiyorum. Nasıl bir yolu izlemem gerekir? İlk önce tavukları anlat. Birisi demiş ki, devam et video çekmeye. Çok teşekkür ederim. Bunu bir ay önce söylemişti. Ve ben ondan şu anda video çekiyorum. Olsun ama çok teşekkür ederim. Başka video için. Şimdi ben gidiyorum. Hiçbir yere gitmedim. Sertifikayı alınca ne yapmam gerekiyor? Hemen alabiliyor muyuz parayı? Telefon canavarı göndermiş bu mesajı.
sertifikayı bankaya götürüyorsunuz. Parayı hemen alamıyorsunuz. Zaten sertifikada hemen çıkmıyor. Eğitime katılmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Kimse demiş ki bu da aslında önemli. Mağaza açmak istiyorum. Oraya aldığım elbiselerin, kıyafetlerin masraflarını karşılıyor mu? Rojde Can göndermiş. Hayır, karşılamıyor. Çünkü COSGAP sadece makine teçhizat, ofis donanımı karşılıyor. Yani sizin satacağınız ürünü, atıyorum siz bakkal açtınız, kraker vesaire, ekmek falan satıyorsunuz. Onları karşılamıyor. Onları siz alıyorsunuz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Daha sonra da birisi demiş ki bir ses yüksel. Solucan ve gübre satışlarımız başlamıştır. İlgilenenler bu numaradan arayabilir. Numarayı söyleyeyim mi? Yok, söylemeyeyim. Reklama gelmedi. Bunlar için ilk önce bir IBAN numarası paylaşmamız. Evet, yani ama bizim... Ama ülkeyi solucan basacağını söyleyebilir. Yani bu kadar solucan. Bana o kadar fazla mesaj geldi ki, Kaliforniya kırmızı, Kaliforniya solucan üretimi. İnanılmaz, o kadar çok bu işi kurmak isteyen insanlar var ki, yani bilin diye söylüyorum. Ülkeyi solucan... Batırlaşmayı çok yanlış. Ülkeyi solucan basacak. Hani bunu da söylemiş olayım. Bir de istiridye üretimi. Ama istiridye olayına girebilirsiniz. O bayağı iyi. Birisi de demiş ki, acaba çeyiz dükkanı için neleri karşılıyor bilginiz var mı? Ha. Vallahi çeyiz dükkanına ne alırsınız onu bilmiyorum ama havluyu mavluyu karşılamadığı kesin. Onu baştan söyleyeyim. Merhaba, ben çiğ köfteci açmak istiyorum. Destekler mi acaba? Niye desteklemesin? Destekler çiğ köfteci. Desteklerini genel şey destekler. Aynen. Kesinlikle. Organik gübre üretim tesisi kurmayı düşünüyorum. Bu solucan, kırmızı solucan organik gübre üretimi. Bunu da bir kişi yazmış buraya. Bizim bir İşletme nasıl açılır videomuz vardı. O videonun serisi neden gelmedi diye bir soru sorulmuş. O video serisi neden gelmedi? Çünkü... Çünkü çok kazanmaya başladık. Bir işletme... Para sayfası falan uzun. Videoya vakit gelmedi. Çünkü bir işletme nasıl açılır? İşte biz bir şubemizi açıyorduk o videoyu çekerken. Daha sonrasında videoyu çektiğimiz zaman işte malzemelerini aldık, zaten o süreci işlediniz. Bir türlü problem çözülmedi. Bir türlü bir sürü problemler çıktı, işte eksiklerimiz çıktı, çalışanlarla ilgili problem çıktı, işletmeyi açtığımız yerle ilgili problemler çıktı ve biz bu problemleri çözemeden bir türlü o videonun serisini devam ettiremedik. Ama eğer isterseniz, o videonun serisini devam ettirmemizi isterseniz, yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakabilirsiniz ve mail yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de o serinin devam etmesini çok istiyorduk ama yani buradan şunu da çıkartabilirsiniz. Gerçekten bir işletme açmak için tüm problemleri de göze almanız gerekiyor. Yani biz seriyi biz tamamlayamadık, o kadar söyleyeyim. Birisi demiş ki, neden eğlenceli içerikler üretmiyorsunuz? Demiş. Neden eğlenceli içerikler üretmiyoruz? Aslında biz üretmek istiyoruz. Aslına bakarsanız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Daha farklı içeriklerde video üretmek istiyoruz. Şu anda gözüm sürekli yüzüme kayıyor. Daha fazla eğlenceli içerikler biz üretmek istiyoruz. Bununla ilgili aşağı yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Neler görmek istiyorsunuz? Biz de istediğiniz içeriklerde video üretmek isteriz tabii ki. Her zaman COSGAP videoları çekecek değiliz. Birisi demiş ki... İsmi yok mu ya? Birisi. Rümeysa Engel mail atmış. Böyle bir mail atmıştı. Birisi diyorsun yani, birisine aşık oldum, birisine şarkısını. Ne bileyim, böyle isim verince sanki böyle işaret gibi oluyorum gibi hissediyorum. Tamam. Rümeysa Hanım mesaj atmış. Demiş ki, merhaba. COSGAP girişimcilik kursuna katıldım. Kursa katılmış, bitirmiş. İş planı hazırlamam gerekiyor. Videolarınızı izliyorum. Birincisi, iş planı dosyasını nereden alıyoruz ve indiriyoruz veya indiriyoruz? İşletmemizin açılışını yaptıktan sonra krediyi alabiliyor muyuz? Sanırım tam iş planımız onaylanmadan mı açacağız? Lütfen geri dönüş sağlar mısınız? İyi günler. Şimdi ben anlamadığım şey şu. Bu videolar, mesajlar daha doğrusu ve mailler çok fazla geliyor. İşte ben COSGAP kursuna katıldım, girişimcilik sertifikamı aldım. Daha sonra da sorularını soruyorlar. Ama
Zaten eğer o eğitime katıldıysanız aslında sorduğunuz soruların cevaplarını her halükarda o eğitimde almış olmanız gerekiyor. Eğer cevapları bilmiyorsanız ve size onu anlatılmadıysa bu işte bir problem var. Şunu da söyleyeyim buradan, COSGAP eğitimine katılacaklar için söylüyorum. Aldığınız eğitimden ve aldığınız bilgilerden emin olun. Yani hocanızı her zaman tam birazcık kıstırın diyeyim, zorlayın ki size daha kapsamlı, daha iyi bir şekilde eğitim versin. Çünkü 4 gün sürüyor zaten eğitim ve bu 4 gün içerisinde COSGAP ile ilgili yeterince bilgi almaya gayret gösterin. Mesela arkadaşımız yani COSGAP girişimcilik kursuna katılmış ama iş planını, dosyasını nereden aldığını ve indireceğini bilmiyor. Yani veri tabanına üye olması gerektiğini dahi bilmiyor onu indirmek için. Aslında bu çok önemli bir durum. O yüzden buna dikkat edin. Biz bunu çünkü çok fazla görüyoruz. Tamam. Arkadan dans ediyor. Arkadan dans ediyor. Mustafa Bey bir soru sormuş. Demiş ki iş planı hazırlamak için illa danışman şirketler, hani danışmanlarla çalışabilir miyiz? Kendimiz iş planı hazırlayamıyor muyuz diye bir soru sormuş. Bu soru çok güzel bir soru. Buradan da bunu cevaplamış olayım. Danışman şirketlerle çalışmanız gerekmiyor. Hatta çalışmayın. Çalışmayın. Kendiniz yapabilirsiniz. Neden? Çünkü şöyle bir mantık kurun. Zaten işinizi kurmak istiyorsunuz ve COSGAP'e başvurmanızın nedeni de 50.000 TL'ye aslında ihtiyacınız olması. Neden bu 50.000 TL'nin bir kısmını bir danışman şirketle paylaşasınız ki? Çok rahatlıkla iş planınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. COSGAP'e başvurunuzu kendiniz başvurup bu süreci takip edebilirsiniz. Ve iş planınızda dediğim gibi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hiç danışman şirketlerle çalışmanıza gerek yok. Yani şunu söyleyeyim, belki danışman şirketlerin bazıları gayet işi düzgün yapıyor olabilir ama ya onu tenzih ederek söylüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra bu videoyu çekmek bana gerçekten çok iyi geldi. Umarım manzarayı da sevmişsinizdir. Haliç manzarası. Mekanı kapattım sizin için. Böyle bir video çekmek istedim çünkü. Evet, 1001 aboneye özel, söyleyemiyorum bile. 1001 aboneye özel bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Hepinize tek tek teşekkür edebilme durumum olsa gerçekten ederim. Benim için çünkü çok özel bir video oldu. İnşallah ileride 100.000 için, 1 milyon için videolar çekerim. Şunu da tekrar hatırlatayım. İzlemek istediğiniz, bizden beklediğiniz videolar, video içerikleri varsa aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Ve COSGAP ile ilgili sormak istediğiniz başka sorular varsa onları da lütfen sorun. Mail adresimizi aşağıya bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kovboy müziği çalarız böyle. Ooo böyle kovboy müziği böyle. Yürürürür. Neydi o? Kovboy olmasa da bir şey manzarayı böyle çekerdim. Tamam, müzik koyacağım. Manzarada bir plan. Manzaraya yaklaşıyorum. Mikrofonu tut. Kırılmasın. Tamam. Ona dikkat et. Manzara. Burada güzel müzik koy buraya. Burada güzel müzik. Niye bozuyorsun ya? Kapatıyorum ya. Kapatıyorum. Şarjım çok, kapatıyorum. Al kırdın.